Göğsünüz Sarayı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle fazla zamanınızı almadan kolaylık yapabileceğiniz muhteşem ötesi pamuk gibi yumuşacık poğaça tarifi paylaşacağım. Hem görselliğine hayran kalacak hem de lezzetini ve tadını doyamayacaksınız. İster kahvaltılarda yapın, isterseniz özel misafirleriniz yapın ama mutlaka yapın derim. Ve hemen tarifimize geçiyoruz. Şimdi kullanmış olduğum bardak ölçüm 200 ml su alıyor. Tarifimiz için gerekli olan malzemeler 4 bardak un, yarım bardak su, yarım bardak süt, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı şeker, 1 paket kuru maya, kuru maya yerine yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz, 1 bütün yumurta, 2 tatlı kaşığı tuz, yarım bardak ılık su, suyumuz mutlaka ılık olmalı, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket kuru maya ilave ediyoruz. Başta da belirttiğim gibi kuru maya yerine yaş maya da kullanabilirsiniz. Şayet yaş maya kullanacaksanız 20 gram kullanmanız yeterlidir. Şekeri ve mayayı güzelce çırparak eritiyoruz ve 10 dakika bekletiyoruz. Hamur yoğurma kabımızın içerisine öncelikle unumuzu alıyoruz. 2 tatlı kaşığı tuzu serpiştiriyoruz. Kaşık ile karıştırarak ortasını avuç şeklinde açıyoruz. 1 yemek kaşığı margarin veyahut da tereyağı kullanabilirsiniz. 50 grama denk geliyor. Yarım bardak ılık süt. Sütümüz mutlaka ılık olmalı. 1 bütün yumurta kırıyoruz. Bütün malzemeleri birlikte çırpma deliğiyle çırparak karıştırıyoruz. 10 dakika bekletmiş olduğumuz mayalı suyumuzu da ilave ediyoruz. Çırpma deliğiyle karıştırırken undan da biraz azar azar alarak ilave ediyoruz. Belli bir kıvama geldikten sonra elimizle yoğurmaya devam ediyoruz. Hamurumuzun yumuşak ve güzel mayalanması için çok güzel bir şekilde yoğurmalıyız. Üzerini streç folye ile veyahut da kapağıyla hava almayacak bir şekilde kapatıyoruz. Daha sonra kalın bir beze sararaktan oda sıcaklığında 20 dakika bekletiyoruz. Bu arada iç harcımızı hazırlıyoruz. İç harcımız için beyaz peynir, rendelenmiş kaşar peyniri, 4-5 tane sivri biber, 6 tane domates görüyorsunuz fakat sadece 4 domates kullandım. Domatesleri öncelikle yıkıyoruz. Uçlarındaki çöpünü alıyoruz ve gördüğünüz şekilde küçük küçük kesiyoruz. Kabuklarınızı soymamıza gerek yok. Soymadan küp küp kesmemiz gerekiyor. Yıkamış olduğumuz sivri biberleri de aynı şekilde küçük küçük kesiyoruz. Bu arada hamurumuz da 20 dakika bekledi. Büyük bir yufka açacağımız için tahtamızın her yerine un serpiştiriyoruz. Hamurumuzu unlamış olduğumuz tahtanın üzerine alıyoruz ve hamurun üzerine de un serpiştirdikten sonra elimizle öncelikle uzatıyoruz. Merdane ile uzunlamasını açıyoruz. Hafif genişletiyoruz. Kalınlığı size şöyle belirtebilirim. Poğaça hamuru da yaptığımızda poğaçalar yaparken avucumuzun içerisine belli bir kalınlıkta açıyoruz. Aynı kalınlıkta açmamız gerekiyor. Uzunlamasını rendelenmiş kaşar peynirinden bol miktarda serpiştiriyoruz. Üzerine ufalamış olduğumuz beyaz peynirini serpiştiriyoruz. Küp küp küçük küçük kesmiş olduğumuz domatesleri serpiştiriyoruz. Poğaçaların üzerine de kullanacağımız için kesmiş olduğumuz domateslerden bir miktarını ayırıyoruz. Domates ve biberi bol olsun çünkü içerisine koymuş olduğumuz domates ve biber poğaçamıza inanılmaz bir lezzet katıyor. Biberleri de serpiştirdikten sonra üzerine biraz daha kaşar peyniri serpiştiriyoruz.
Önce bir tarafını üzerine kıvırarak iç harcımızı kapatıyoruz. Bütün bir yumurtayı çırpıyoruz. Çırpmış olduğumuz yumurtadan hamurun birbirine yapışması için uç kısmını sürüyoruz. Ve diğer tarafını da üzerine güzelce kapatıyoruz. Yaklaşık 3 santim kalınlığında aralıklı olarak kesiyoruz. Dilerseniz daha küçük veya daha büyük kesebilirsiniz. Ama bana sorarsanız böylesi tam kararı oluyor. Tepsimizi yağlıyoruz veya da fırın kağıdı koyuyoruz ve kesmiş olduğumuz parçaları dikkatli bir şekilde tepsimizin içerisine diziyoruz. Tepsinin içerisine dizerken bir bıçak ile desteklerseydik daha kolay bir şekilde tepsimizi dizebiliriz. Yapmış olduğumuz hamurdan 10 parça çıktı. Ben 2 tepsiye dizdim. Tepsiniz büyükse bir tepsiye de sığdırabilirsiniz. Pişerken kabaracağı için çok da fazla sık dizmemenizi tavsiye ederim. Üzerine kapatıyoruz ve 10 dakika bekletiyoruz. Dakika bekledikten sonra çırpmış olduğumuz bir bütün yumurtayı üzerine sürüyoruz. İç harcından küp küp doğramış olduğumuz küçük domatesleri üzerine diziyoruz. Domatesleri gelişigüzel poğaçaların üzerine serpiştirebilirsiniz. İç harcından üzerine serpiştirmiş olduğumuz malzemeler poğaçalarımıza farklı bir görsellik katacaktır. 2 tepsi yaptığımız için sadece bir tepsimizi öncelikle hazırlıyoruz. Diğer tepsimizi poğaçalarımız pişmeye yakın hazırlıyoruz. Şöyle üzerlerine ince ince kıymış olduğumuz maydanoz, biber ve dereotu kullanacağız. Ben birazına biber, birazına dereotu, birazına da maydanoz serpiştirdim. Üzerine koymuş olduğumuz biber ve maydanoz sadece poğaçalarımıza renk katmayacak, aynı zamanda lezzetine de lezzet katacaktır. İsterseniz benim gibi ayrı ayrı yapabilirsiniz veyahut da biber, maydanoz, dereotunu hepsini bir poğaçanın üzerine de serpiştirebilirsiniz. Ben dereotunu her yerde kullanmayı çok severim. Çünkü dereotu biliyorsunuz hem çok sağlıklıdır hem de çok lezzetlidir. Fakat buna rağmen bazılarının kendi damak zevkine uymadığı için dereotunu sevmeyebiliyorlar. O yüzden gelecek misafirlerim dereotu içerisine sevmeyen olabilir diyerekten hepsinin üzerine dereotu kullanmadım. Ama şayet siz de benim gibi dereotunu çok seviyorsanız bütün poğaçalarınızın üzerine dereotu kullanabilirsiniz. Ben bu poğaça tarifini bir yıl önce yabancı kanalda görmüştüm ve çok hoşuma gitmişti. O yüzden yapıp sizlerle paylaşmıştım. Gerçekten de bu poğaça muhteşem lezzetli oluyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Biberli ve domates bir poğaçaya ancak bu kadar yakışır diyorum. Bu arada videoyu çekmeyi unuttum. Üzerine temiz bir bez veyahut da fırın kağıdını örttükten sonra şöyle bir 15 dakika tepside mayalanması için bekletiyoruz. Ben her ne kadar çekmeyi unuttuysaydım da siz kesinlikle tepside 15 dakika bekletmeyi asla unutmayınız. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında altı üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Pişirme süresi her fırına göre değişeceği için kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösteriyoruz. Poğaçalar fırından çıktıktan sonra şöyle üzerine tekrar temiz bir bez örtüyoruz. Bir 10 dakikada piştikten sonra bekletiyoruz. Üzeri örtülü olarak şöyle bir 15 dakika bekledikten sonra daha fazla da soğutmadan hemen şöyle sıcak sıcak servis ediyoruz. Poğaçalarımızı gördüğünüz gibi tepsimizde de rengarenk görünüyorlar. Şöyle alıp bir tanesini hemen yakından bakıyoruz. Poğaçamızı şöyle koparırken nasıl da yumuşak ve puf puf olduğunu hissediyorsunuz. İçerisindeki eriyen kaşar peyniri de inanılmaz lezzetli görünüyor ve hemen şöyle bir tadına bakıyoruz. Poğaçalarımız o kadar lezzetli oldu ki bunu sizlere kelimelerle ifade edebilmem gerçekten mümkün değil. Sizler de eminim denedikten sonra aynen şöyle diyeceksiniz. Domates ve biber poğaçaya bu kadar mı lezzet katar? O kadar lezzetli oldu ki bu yüzden mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Şayet sizler de benim gibi birbirinden farklı, birbirinden lezzetli tarifler arıyorsanız YouTube sayfam Gözüm Sarayı'nı mutlaka ziyaret ediniz derim.
Yeni göndereceğim video tariflerden anında haberdar olmak istiyorsanız YouTube sayfam Gözüm Sarayı'na abone olduktan sonra bildirim zilini sesini açmayı kesinlikle unutmayınız. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.